İyi akşamlar. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz. Takvim yaprakları 6 Temmuz 2018 Cuma'yı gösteriyor. İki değerli yayın konuğumla gündemin en sıcak konu başlıklarını masaya yatıracağız. Yeni Birlik Gazetesi Ankara temsilcisi Seda Şimşek. Seda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir diğer yayın konuğum gazeteci yazar Nuray Başaran. Nuray Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hemen mümkünse Nuray Hanım sizinle başlamak istiyorum. Çünkü bugünkü köşe yazınızın başlığı Ankara'da son durum. Peki izleyenlerimizle son durumla ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında ben iki gündür CHP'yi yazıyorum. Mecburen bunu yazıyoruz. İnsan CHP'yi yazmak istemezdi tabii ki. Sistem değişmiş. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yani tekrar seçim kazanmış ve yeni bir sisteme geçerken bizim bunları tartışmamız gerekirdi. Fakat nedense biz 25 Haziran sabahından itibaren CHP'yle yattık, CHP'yle kalktık. Bütün medyada bunu işlediği için ve CHP'nin içinde gelişen olaylar bunu bize mecbur kıldığı için diğerlerini hem medya çok ilgilenmedi hem de halkı bu konuda bilgilendiremedi. Ama bugün il başkanlarıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir toplantısı vardı. İşte o hal kalkacak, yeni bakanlar nasıl oluşacak, meclis aritmetiğiyle ilgili AK Parti'nin tutumu nasıl olacak ya da Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir strateji izleyecek. Doğrusu bunlara hiçbir şekilde bakamadı ve halkı da dolayısıyla medya bilgilendiremedi. Ben bugünkü yazımda Ankara'daki son durum derken hem bunlara biraz eleştirel bir yaklaşım getirdim hem de işte bu sabah itibariyle bu hazırlıklar belki hani CHP'nin de bu gündemi işgal etmesiyle perde arkasında daha rahat yapıldığı biraz gündeme taşımak istedim. Çünkü eğer gene de CHP'nin bu durumu olmasaydı bizler gazeteciler olarak işte AK Parti'yi dedik edecektik, kimler bakan olacak, işte külliyede nasıl bir çalışma var, Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir strateji izleyecek, en azından ufak kırıntılarla o bilgilerle de olsa bunları yazıyor ve tartışıyor olacaktık. Yani CHP'deki gerginlik aslında diyorsunuz AK Parti'ye yaradı ve arka planda daha rahat bir çalışma sağladı diyorsunuz. Evet kesinlikle. Mesela oradaki çalışmalar daha sakin gelişti. İşte hiçbir şey sızmadı. Hiçbir şey merak edilmedi. En azından medya bazında merak edilmedi ve gündeme taşınmadı. Dolayısıyla rahat bir çalışma yapıldı diye düşünüyorum. Nitekim bugün Tayyip Erdoğan'ın da söyleminden, konuşmalarından onu anlıyoruz. Ve Ankara'daki son durum yazımda da ben Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir strateji izleyeceği, işte yeni kabinenin nasıl oluşması gerektiği, hatta Türkiye'nin ihtiyaçlarından hareketle Tayyip Bey'in nasıl hareket edebileceğine dair bilgilerimi paylaştım, evet, görüşlerimi kısaca paylaştım. Bir giriş yapmış olduk. Ben hemen Yeni Birlik Gazetesi Ankara temsilcisi Seda Hanım'a sormak istiyorum. Seda Hanım, yeni kabineyle ilgili nasıl bir beklentiniz var sizin? Biraz Nuray Hanım giriş yaptı ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben kapsayıcı bir kabine olacağını düşünüyorum. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı bugün il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada bunun ipuçlarını verdi. Özellikle teşkilata da bir mesajı oldu. Yeni gelecek bakanları köşeye sıkıştıramayacaksınız gibi. Yani bakanlar memleket meseleleriyle meşgul olacak. Dolayısıyla partinin daha önceki yani parlamenter sistemde gördüğümüz milletvekili, bakan, bürokrat ilişkisinden çok daha farklı bir yeni yapı göreceğiz. Bu Türkiye'de taşların yerine oturması açısından önemli. Bakanlar ülkenin meseleleriyle meşgul olacak. Yani tabii ki illerin meseleleri de ülkenin meselesi ama siyasi partilerde bir gelenek vardı. İşte milletvekilleri seçmenlerinin işleriyle ilgileniyordu. Bunları bakana taşıyordu falan. Ama biraz daha farklı bir yapı göreceğiz biz. Daha vizyoner, daha geleceğe ve hizmete odaklı bir kabine olacağı anlaşılıyor. Ve burada da Tayyip Bey bütün sorumluluğu kendi üstüne alıyor. Bakanların rahat bırakılmasını istiyor. Öyle anlıyoruz konuşmalarından.
Belki birkaç milletvekili istifa edebilir. Bununla ilgili de çeşitli açıklamalar duyuyoruz ama bu sayı çok sınırlı kalacak. Dışarıdan bakanlar atanacak. Evet, bu noktada tabii ki şuna da hatırlatmakta fayda var. Elitaş bir açıklamada bulundu, evet, ve 1-2 vekilin istifa edip bakan olabileceğini açıkladı bugün AK Parti Genel Merkezi önünde. Evet. Sayın Elitaş zaten en fazla bu sayının 3 olacağını daha önce açıklamıştı. Çünkü milletvekillerinin de meclisteki dengesi açısından AK Parti'nin istifa ettirebileceği milletvekili sayısının en fazla 3 olabileceğini. Çünkü komisyonlardaki ağırlıklar önemli. Meclisteki çoğunluk önemli. Bu bakımdan hani tamamen milletvekillerinin istifasını düşünebilecek bir çoğunluğa sahip değil şu anda AK Parti. Dolayısıyla da milletvekillerinin mecliste kalması tercih ediliyor. Bu da tam bir yenilenmeyi beraberinde getiriyor. Kötü bir şey değil aslında. Siyasette yeni bir modele geçiyoruz. Tamamen her şeyin ilkini yaşayacağız. Bir tasarruf olarak devlet başkanının kabinesini nasıl kurabileceğini ilk kez göreceğiz. Bazı aksaklıklar olabilir sistemin içerisinde, çünkü bakanlıklar da yeniden yapılacak. Yani sadece bakanlar değişmeyecek. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı'nın yemin etmesinin ardından yeni bakanlık yapılarını göreceğiz biz. Yani devletin hemen hemen hiyerarşisi ve bürokrasisiyle ilgili tamamen yenilenmiş bir modeli göreceğiz. O yüzden de eski alışkanlıklarımızla ya da eski modele göre yapacağımız değerlendirmeler yanıltıcı olabilir. Birçok şeyi ilk kez yaşayacağız. Ve bu ilkler kapsamında da hem bir değişimi, yenilenmeyi göreceğiz. Hem de devlet idare sistemi açısından aslında şöyle bir şey var. Çok uzun yıllardır özellikle bizim gibi ülkelerde, demokrasi daha nispeten az gelişmiş ülkelerde hep Weberian bürokrasiden bahsedilirdi. Yani böyle bir makineleşmiş ama siyaseti de egemenliği altına almaya çalışan ve asıl devlet biziz diyen bir anlayış daima görülürdü. Aslında bu anlayışın da bu sistemle birlikte sonu geliyor. Hani bunu net olarak söyleyebiliriz. Evet. Nuray Hanım, Ankara'da son durum başlıklı bugünkü yazınızda aslında biraz da derin analiz ve hatta bilgiye dayalı bazı ifadeler de var. Sizin kabinede nasıl bir kabine bekliyor kamuoyu ve bir sürpriz bekliyor musunuz? Yani sizce sürpriz isimler kabinede yer alır mı? Şimdi biliyorsunuz yani 1-2 yıl öncesinden zaten Tayyip Erdoğan yeni sistemi ve hani ülkeyi nasıl yönetmek istediğine dair bir açıklama yapmıştı. Bugün bence bunu söylemek uygun olur diye düşünüyorum. Ben ülkeyi şirket yönetir gibi yönetmek istiyorum demişti. Dikkat ederseniz. Şimdi biz hep neden şikayetçi oluruz? İşte devlette liyakatlı insanların işe gelmemesi, kartvizitli insanların iş başı yapması, işte hem siyasi mekanizmanın hem de belli başlı mekanizmalarının görev almak için etkin olduğundan dolayı işte hantallığından şikayet ediyoruz. Bir de ne diyoruz? İşte devlet memuru olduğunda verimlilik noktasında bir ölçüm yapılmadığı için, ücretler hani belli standartta olduğu için hem bir verimlilik arttırılamıyor hem de değiştirme noktalarında bu kişileri zorluk yaşanıyor. Şimdi özel şirket gibi yönetmek ne anlama geliyor? Birincisi işi ehline vermek. İkincisi herhangi bir şekilde o işte başarısız olduklarında onları görevden alabilme. Yani bence bu sistem ve bugün sabah Tayyip Erdoğan açıklamaları da bize gösteriyor ki Seda Hanım'ın şeyine de katılıyorum, daha kapsayıcı olmak zorunda. Bunun da tabii sebepleri var. Birincisi ben
Bakanlar Kurulu'nun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten siyasetçi olmayacak, partili olmayacak açıklaması da... Partili olmayacak deyince aslında oraya da bir açıklama getirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlarımız KJ olarak da ekrana yansıtıyorlar. Evet. AK Partili olmayan bakanlarla yürüneceğini ifade etti bugün Sayın Cumhurbaşkanı. Partisiz bir kabineden söz etti. Nuray Hanım, bununla ilgili siz ne dersiniz ama bir de herhalde bununla ilgili Seda Hanım size bir değerlendirmeniz olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi... Benim tahminim partili olmayacak derken partinin ön planda tutulmayacağı bir kabineden bahsediyoruz. İkinci şeye de katılıyorum. AK Parti dışında başka görüşlerden kişiler de, siyasi görüşleri farklı olan kişileri de ben kabinede bekliyorum doğrusu. Teknokrat da olmayacak diyorlar ama bugüne kadar siyasetle hiçbir bağı olmayan ama alanında uzman, liyakatlı insanları da yeni kabinede görebileceğiz diye düşünüyorum. Benim tahminim kamuoyunda çok tartışılan hani kulislerde konuşulan, seslendirilemeyen çok sürpriz isimlerin de kabinede yer alabileceğini düşünüyorum. Yani şaşırtan isimler olabileceğini kabinede yer alır diyorsunuz. Yer alır diye düşünüyorum. Bunu da niye söylüyorum? Bir kere Türkiye'nin ihtiyaçları ve mecburiyetleri var. Hem bölgesel gelişmeler noktasında, hem iç politika, hem de yeni sistemin gereklilikleri var. Bildiğiniz gibi bu artık sır değil. Başkan olabilmek için, yeni sistemde Cumhurbaşkanı olabilmek için 50+1'e ihtiyaç var. Hiçbir parti şu anda mevcut partiler arasından AK Parti dahil olmak üzere bunu yapamadıkları için seçim sürecinde ittifaklara gidildi. Dolayısıyla kabinenin de 50+1'in üstünde oy alan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kabineyi kurarken bu dengeleri gözetleyeceği ülkenin ve sistemin gerekliliği olacak. Yani eğer bu süreci sürdürebilir hale getirebilmek için mecburen partili değil, kapsayıcı, daha geniş kitlelere hitap edebilecek, çok fazla siyasi görüş değil de hem liyakat hem de toplumda evet bu buraya uymuş denebilen kişilerin, bu işi yapar denebilen kişilerin ve takdir toplayan, göz önünde olan, işte alanlarında ve yerleşkelerinde tanınan, bilinen, sevilen insanların da kabinede olabilmesini gerekli kılıyor sistem. Yani sadece zaten aslında Türkiye değil, Türk halkına değil, dünyaya da bir mesaj verilecektir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz Seda Hanım? Özellikle AK Partili olmayan isimlerle, partisiz isimlerin kabinede yer alıyor şeklindeki açıklamasından isterseniz başlayın lütfen. Evet, şimdi partili olmayan bakanlar dedi. Çünkü ifadesi Sayın Erittaş da bugün açıkladı ki iki tane milletvekilinin bir iki ismin istifa edip bakan olabileceğini. Yani dolayısıyla şimdi, partili ama acaba bu söylem... Partili olmayan bakan dedi Sayın Cumhurbaşkanı ama zannediyorum orada hani milletvekili olmayan bakanları kastetti. Çünkü sistem zaten bunu öngörüyor. Yani yasama, yürütme, yargı bütün bu üç erkin birbirinden bağımsız olduğu bir sistem. Dolayısıyla yürütme ile yasamayı birbirinden ayırıyor ve yani bu sistemde zaten milletvekilleri bakan olamıyor. Yani sert bir kuvvetler ayrılığı öngörülüyor. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı yani şu an milletvekili olmayanlardan ağırlıkta bir kabine kuracak. Hani ben bunu anladım. AK Partili olmayacak şeklinde anlamadım. Hani geçmişte bakanlık yapmış olabilir. Geçmişte AK Parti'nin karar organlarında, parti yönetiminde görev almış isimler olabilir. Ama şu anda milletvekili değiller. Biraz daha böyle anladım. Teknokrat isimleri daha önce, yani teknokrat bir kabine kavramını Sayın Cumhurbaşkanı daha önceki konuşmalarında reddetmişti. Zaten böyle bir şeyi düşünemeyeceğini, hani zaten buna karşı bir hareketin genel başkanı olarak bu yürüyüşü gerçekleştirdiğini söylemişti. Biraz alanlarına hakim isimleri göreceğiz. Yani şimdi
Eski sistemde mesela kabine belirlenirken bölge dengeleri güdülürdü. İşte şu il, bu il, hani bir ilden iki bakan olmaması gibi dengeler öne alınırdı. Çok yetenekli isimler mesela iki bakan aynı ilden olmayacağı için kabineye giremeyebiliyordu. Şimdi böyle bir durum yok. Yani il dengelerine işte bakarak bir kabine oluşturmayacak. Yeteneğe, ehliyete, liyakata, yani bunları değerlendirerek bir kabine oluşturacak. Bunu kastediyor diye düşünüyorum. Sürpriz isimler muhakkak olacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten hizmet odaklı bir kabine planladığını ifade ediyor. Aynı zamanda da uyumlu olmasını isteyecektir. Şimdi ya evet bir kabine kurulacak ama Sayın Cumhurbaşkanı beraber nasıl çalışacağını hiç bilmediği bir ismi de alıp getirip kabinede bakan olarak atayacağını zannetmiyorum. Çünkü hani nasıl çalışacağını bilmiyor. Burada bu modelde uyum çok önemli. Uyumlu çalışabileceğini ve hizmet üretebileceğini düşündüğü isimleri muhtemelen tercih edecektir. Ve bu konuda da önü o kadar geniş ki yani bizim mesela o yüzden hani tahminde bulunamıyoruz. Sadece AK Parti grubuna bakıp şu bakan olabilir, bu bakan olabilir. Eskiden böyle yorumlar yapıyorduk ama şimdi 81 milyon Türkiye var. Çok fazla önünde seçenek var. Kendisi kiminle uyumlu çalışabileceğini görüyorsa hani o büyük havuzdan isimler getirecek ve Türkiye yeni bir döneme bence farklı bir vizyonla girecek. Yani 2023 hedefleri var. Bölgemizdeki, dünyadaki gelişmeler var. İşte ne bileyim ticaret savaşları başlıyor Amerika, Çin. Mesela dünden bu yana Amerika ve Çin misillemelerini konuşuyoruz. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani bu sadece Türkiye'ye verecek bir mesaj değil. Bütün dünyada gözler belki Türkiye'nin önünde. İşte Avrupa Birliği bakıyor, Amerika bakıyor. Yani nasıl bir kabine ortaya çıkacak? Pazartesi günü yapılacak törene 17 devlet tamam. Başkanı söz katılacak. Yani bu şimdi Türkiye'de bir dönem kapanıyor. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Parlamenter sistem bütünüyle ortadan kalkıyor ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geliyor. Bu bir rejim değişikliği değil. Bu bir işte bir cumhuriyet yıkılıyor, yeni bir cumhuriyet kuruluyor mantığı değil. Türkiye'de hükümet etme sistemi, yöntemi değişiyor. Geçen sefer de söylemiştim. Vesayet odaklarına karşı Türkiye demokrasi güçleniyor. Dolayısıyla hepsini kapsayacak, hepsini içeren bir hükümet yapısı göreceğiz gibi geliyor. Evet, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek ve ardından akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş töreni düzenlenecek. Saat 18'de 50 yabancı, binlerce katılımcı olacak. Bu törenden nasıl bir mesaj beklemek gerekiyor Nuray Hanım? Ben ondan önce Seda'ya ilave olarak bir iki şey söylemek istiyorum. Bu kabine aslında bu kabineyi ihtiyaçlar belirleyecek. İhtiyaçlar noktasında bir, bölgesel gelişmeler ve ondan Türkiye'nin etkilenmeleri var. İkincisi meclis aritmetiği var. Şimdi bu meclis bir sivil anayasa yapacak. Meclis aritmetiğine baktığımızda işte Cumhur İttifakı'nın oyları var ama anayasa değişikliği ve sivil anayasa yapma noktasında muhalefet milletvekillerinin de oylarına ihtiyaç olacak ve birlikteliğine ihtiyaç olacak. Biliyorsunuz hep anayasalarda hani masa dağılıyor filan işte devriliyor. Bir şekilde bunda ilerleyemiyordu Türkiye. Dolayısıyla şimdi meclis aritmetiğine baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın partili bakan olmayacağını meclis aritmetiğini de bir arada tutup yani yeniden
cumhuriyet diyorum ben buna, yeni cumhuriyet falan yani demiyorum ama kabinede yer alacak isimler üzerinden aslında meclise de bir mesaj vermek isteneceğini meclisi de kapsaması gerekiyor. Bence bu partili cumhurbaşkanı, ben bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğini böyle algılıyorum. İkincisi, bölgesel ve Türkiye'nin üniter yapısını koruma noktasında ihtiyaçlar ve gereklilikler var. İşte ticaret savaşlarından tutun da bölgede sınırların değiştirilmesine dönük projelere de baktığımızda Türkiye'nin güvenliği ve üniter yapısını koruma noktasında ihtiyaçlar var. Bana göre bu noktada da kabinede isimleri görebiliriz. Yani bu koruma ve bu bölgedeki gelişmelere dönük çalışmalardan dolayı eğer şirket gibi yöneteceksek tehlikeleri de görmemiz lazım. Kazanımlarımızı da görüp ona göre tercihler yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada sürpriz isimlere açık olmak gerekir. Bu aynı zamanda sizin sorunuza geleceğim. Şimdi dünyaya da bir mesaj olacaktır bu Bakanlar Kurulu. Neden? Türkiye biliyorsunuz bölgede ben merkezim diyor. Bir takım projelere ve sınır değişikliklerine karşı dik duruyor. İşte tek vatan, tek millet, tek bayrak söylemlerini Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor. Üniter yapıyı koruma noktasında da bu kabine aynı zamanda bence dünyaya mesaj verecek diye düşünüyorum. Kaldı ki bu üniter yapıyı koruma noktası ve buna karşı bölgedeki sınırların değişimine dönük projelerde biliyorsunuz bizi içte iç savaşa götürmeye dönük bazı provokatif davranışlar ve olaylara da son dönemde şahit olduk son 1-2 yılda. Bunların önlenmesi noktasında da bu kabinenin dünyaya mesaj niteliği taşıyacağını bekliyorum ben. Evet. Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde nasıl bir tören olacak ve nasıl bir mesaj verilecek? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına yönelik nasıl bir beklentiniz var Seda Hanım? Tabii şimdi şöyle bir şey. Bu bir ilk. Yani Türk devletler tarihinde, yani sadece Türkiye Cumhuriyeti değil, Türk devlet tarihinde ilk kez bir devlet başkanı halk oyuyla başkanlık makamına oturuyor. Bu çok anlamlı bir şey. Yani bizim tarihimiz açısından çok anlamlı bir şey. O yüzden ben biraz tabii biraz tarihi bir anlam içerdiğini düşünüyorum. Yani bu sadece Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına ya da işte başkanlığa geçiş töreni değil. Bu törenin tarihi bir mesajı var. Türkiye demokratik bir ülke. Halk oyuyla başkanını belirliyor. Ki önüne çıkarılan darbe senaryolarını alt ederek bunu yapıyor. Bunu başarmış bir ülke. Ve dışarıdan Türkiye'ye yönelik özellikle diktatörlük, işte demokrasimizle ilgili olumsuz mesajlara karşı en güçlü mesaj bu. Yani devletler tarihimizde ilk kez bir ismin halk oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmesi bizim demokrasimiz açısından dünyaya verilecek zaten en önemli, en güçlü mesaj. Bu bakımdan kıymetli. Konuk devlet başkanları olacağını bugün biraz öğrendik. Sanırım 17 ülkeden katılım olacak. Bununla da bir mesaj veriliyor. Ve daha yani sonrasında 3000'e aşkın davetli var. Sanırım herhalde biraz önce yayın öncesindeki değerlendirmenizden hareketle bu davetler arasında kabinede yer alacak isimleri de bekliyorsunuz. Tabii muhakkak bekliyorum. Çünkü o törende aynı zamanda kabinede açıklanacak. Herhalde gelecek davetliler arasında kabinenin yeni isimleri de mutlaka vardır diye düşünüyorum. Olması beklenen o, farklı bir durum olur mu bilmiyorum. Muhtemelen orada olacaklardır yeni kabinenin üyeleri de. Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanı yeni kabinesiyle birlikte de belki bir görüntü verecektir. Bu geçiş ancak zaten hani böyle bir törenle yapılmalıydı. O yapılıyor. Hak ettiği kıymet veriliyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten son zamanlarda özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz
bakımından da değerlendirdiğimizde Türkiye'ye sürekli demokratikleşme yönünde durağanlaşmasıyla ilgili mesajlar veriliyor. Aslında en büyük reformu yapıyor Türkiye. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı, devlet başkanı var artık ve bunun devamında bir reform enerjisi taşıyan bir yeni kabine göreceğiz. Yani Türkiye reformla başlayıp reformla devam eden, bugün çok güzel bir şey vurguladı. 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte yaşadığımız düzene benzer bir düzen yaşayacağız gibi bir ifadesi oldu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani AK Parti'nin reformcu kimliğini vurguladı. İşte 100 günlük programını açıklayacak, sonra 100 günlük programını açıklayacak, sonra 6 aylık programını açıklayacak. Dolayısıyla da bir kuruluş ruhunu, yani onu da taşıyacak. O yüzden de büyük bir ihtimalle hani daha yenilikçi, daha reform karakteri ağır basan bir kabine göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, yayınımızın sonlarına doğru yaklaşırken bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında ilginç ifadeler de yer aldı. Evet. Aslında tevazudan söz etti. Evet. Teşkilatlardaki tevazu şikayetinden söz etti. Millet Şamaroğlan'ı değil, vatandaş tevazu arıyor dedi. Nasıl yorumlamak gerekiyor? İsterseniz önce siz yorumlayın, ardından Seda Hanım yorumlasın. Şimdi daha önce de biliyorsunuz, yaklaşık bir iki yıl önce de Sayın Cumhurbaşkanı bir metal yorgunluğundan söz etmişti AK Parti ile ilgili. Kuşkusuz 16 yıl iktidarda kalan bir partinin yıpranması, yorulması, içinden çürük elmaların çıkması normaldir. İnsan unsurunun olduğu her yerde de bunların bulunmasına şaşırmamak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tek özelliği var. Bunları görüyor olması ve kendisini yenileme noktasında ve arkadaşlarını uyarma noktasında bunları söyleyebiliyor olması önemli bence. Metal yorgunluğundan sonra teşkilatlarda ve diğer alanlarda aslında yapabildiklerini yapmıştı. Bir de tabii üst üste sürekli seçim kazanan bir partinin ve diğer partilere göre ciddi bir oy farkıyla seçim kazanan partinin adını zaman zaman dile getirdiğimiz güç sarhoşluğu dediğimiz şey de oluşuyor. Bunu da görüyoruz. Sanırım Cumhurbaşkanımız bu teşhisi de koyduğu için tevazu öneriyor. Ve son seçimlerde de gördük ki Sayın Cumhurbaşkanı bunları gördüğü için teşkilatları da uyararak seçime girdiği ve bir takım bu konuda operasyonel çalışmalarda yaptığı için partisinin çok önünde oy aldı. Ve partisi de beklenenin altında oy aldığı için bu bir nevi bir uyarı diye düşünüyorum. Bu teşhisleri doğru yaptığını düşünüyorum. Bu teşhisler çerçevesinde bugünkü toplantının il başkanları seviyesinde olmasından dolayı da bunu bence açıklıkla söyledi. Millet işte Şamaroğlan diye bize sürekli üst üste oy vermez. Yani onlara da bir nevi aslında çeki düzen vermiş oldu. Evet, 24 Haziran akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan verilen mesajı anladık dedi. Bugün herhalde nasıl bir mesaj alındığını da açıkladı değil mi Seda Hanım? Evet, kendisine gelen raporlardan bahsetti ve o raporlarda en fazla üzerinde durulan konunun bu olduğu anlaşılıyor. Herkesi tevazuya davet etti. Şimdi tabii güç bazen hani insan nefsini aşan bir şey. Siz de görüyor muydunuz mesela tevazu sıkıntısı olduğunu? İşte meclistesiniz, vekillerle çok yakın diyaloglarınız da mutlaka olmuştur. Bir tevazu sıkıntısının olduğuna bizzat şahit misiniz? Şimdi benim şahitliğimden ziyade milletin ne dediği önemli. Şimdi eğer millet ilişki kurduğu siyasetçilerde kibir görüyorsa artık onlara oy vermez. Şimdi AK Parti'de yaklaşık %7'lik bir oy kaybı söz konusu. Ve bu %7'lik oy kaybı masaya yatırıldığında yöneticilerinin bilmiyorum işte hangi kademede olursa olsun aynı zamanda bürokraside görev atadıkları kişilerde kibir görüyorlarsa, Sayın Cumhurbaşkanı da bu lafı söylüyorsa, tevazuya davet ediyorsa böyle bir sorun var demektir.
Dolayısıyla milletle olan ilişkiye çok kıymet veriyor ve bugüne kadar geldiği bütün görevlerde ve kazandığı bütün seçimlerde milletle olan gönül bağı çok etkili oldu. Çok önceden de yazardım. Tayyip Erdoğan özellikle 94'ten bu yana Türkiye'de vicdani infialin zeminidir. Kendisi bizzat odur. Şimdi buradan kopmaya başlarsa erime ve oy düşüşleri kaçınılmazdır. Dolayısıyla siyasetin içinden gelen bir liderin de bunu görmemesi mümkün değildir. Evet. Bu uyarıda bulunuyorsa böyle bir şey var demektir. Evet, son 2-3 dakikalık bir süremiz var ama CHP'yi de değerlendirmeden kapatmayalım diyorum. CHP kulislerini iyi biliyorsunuz aslında Nuray Hanım. Neler yaşanıyor CHP'de, ne bekliyorsunuz, nereye doğru gidiyor? Birer dakikalık analizlerimizle yayınımızı kapatalım. CHP kuşkusuz ciddi kurumsal bir yapı ve kongreye gitme koşulları belli. Her ne kadar Sayın İnce ben işte CHP'nin partimin üstünde oy aldım bu hakkımdır dese de bence son çıkışları Sayın İnce'nin halk nezdindeki CHP tabanındaki sempatikliğini biraz azalttı. Bunun tabii sebepleri var. Aslında CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu tartışılır hale gelmişti. Hani biz niye iktidar olamıyoruz, niye kendimizi aşamıyoruz, niye oy oranlarımızı arttıramıyoruz şeklinde çok eleştiri vardı. Kemal Bey'e işte kaç seçim kaybettiğine, ne kadar oy aldığına kadar hesaplamaların yapıldığı ve değişimin istendiği bir dönemde Muharrem İnce iyi bir rüzgar estirmişti. Fakat tabii Muharrem İnce'nin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve eşiyle, kendisinin eşiyle yediği yemekten sonra yaptığı açıklamaları biraz bu sempatikliğini azalttı. Bu sebeple de parti içinde farklı hesaplar yapılmaya başlandı. İşte CHP'nin oyu ve Muharrem İnce'nin oyları değerlendirilirken CHP'nin oyunun bir Millet İttifakı içinde alındığını, Millet İttifakı'nın stratejik bir takım temellere oturduğu, işte Meral Akşener'in mecliste olması, HDP'nin mecliste olarak AK Parti'nin stratejik olarak milletvekili sayısını azaltmaya dönük çalışmaların ve stratejilerin de göz önüne alınarak... Teşekkür ederim Seda Hanım. Bir cümleyle CHP analizi rica ederim. Ama şunu söyleyebilirim. Görünen o ki olağanüstü genel kongre yok CHP'de. Evet, son. CHP bir dakikaya sığdırılamaz onu analiz etmek. Evet. O yüzden ben hakkımı devredeyim. Siz programı kapatın. Çünkü çok uzun analizler yapmamız gerekiyor. Bu sistemde CHP'nin de kendisini yenilemesi gerekiyor. Farklı bir yelpazeye oturması gerekiyor. Parti içi tartışmalardan kafalarını kaldırıp nasıl bir yelpazede iktidar alternatifi olabileceklerini tartışmamalarını gerçekten çok yadırgıyorum yani. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yayın konuklarımız Yeni Birlik Gazetesi Ankara temsilcisi Seda Şimşek ve gazeteci yazar Nuray Başaran'dı. Bugünlük de, bu haftalıkta daha doğrusu aslında Yeni Türkiye'nin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.